Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Ben Emre Halmış. Ben Erdem Birgül. Bir tanıtımda daha sizlerle beraberiz. Bu özel bir tanıtım arkadaşlar. Yine elimizde her zamanki gibi iki tane özel gitar var. Benim elimde Fender Custom Shop 1956 Relic Strat Ocean Turquoise Metallic Limited Edition bir model var. Sende ne var Erdem? Bende Fender Custom Shop yine 60 model Limited Edition Relic Strat var. Seafoam Green renginde. Harika. İki oldukça. Tane gitar arkadaşlar zaten performansı da dinlemişsinizdir. Elimizden geldiğince yani çalmaya çalıştık. Bugün gerçekten burada özel ürünler, özel amfiler ki arkamızda bir cennet var. Biliyorsunuz burada daha önceden ben bir tanıtım yapmıştım. La Cabronita Buraka tanıtımı yapmıştık. Onu da burada aramıza aldık yine. Evet. Erdem denedi. Nasıl buluyorsun bu gitarı? Gitar yani tek üzerinde humbucker olan Gretsch miydi? Gretsch'lerde kullanılan bir humbucker var üzerinde. Tek humbucker'ın olması, yani özellikle bridge pozisyonunun olması birazcık kafada soru işareti oluşturuyor. Ben izlerken açıkçası onu biraz düşünmüştüm, yani nasıl bir sonuç verir diye. Yani switch yok, hiçbir şey yok gitar üzerinde fakat çok dolu, inanılmaz zangır zangır bir sus teli var. Farklı tonajda yani bir EQ'lama istiyorsanız üzerindeki ton potansiyeli bunu sağlayabiliyorsun, evet. Dengeleyebiliyorsun. Çok güzel gitarlar var gerçekten. Burada evet değişik. Ben Kurt ilk defa Cobain gördüm. Var. O var. Şu Black Top serisi bariton var. Evet, bu bariton Telecaster ilk defa çaldım ben de bariton. Çok ilginç ve güzel bir gitardı. Fender Select serisi evet, var. Evet, yeni serilerinden. Bu sene çıkan serilerinden bir tanesi. O da oldukça hoş bir Telecaster'ı. Gayet güzel. Ama elimizdekilere sıra gelinde. Yani evet, bunlar başka. Arkadaşlar bu başka bunlar yani. Evet çok özellikli ve nitelikli gitarlar olduğunu söyleyebilirim. Keza bizim de yakında custom shoplarımız evet. Gelecek. Onlarla da yine burada bir tanıtım yapmayı planlıyoruz Erdem hocanızla beraber. İnşallah. Nedir? Şimdi gelelim gitarların özelliklerine. Ben öncelikle bundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Tabii relic bir görüntü var. Şu an siz de görebiliyorsunuzdur. Böyle yıllarca çalınmış havası var, soyulmuş. Bazı yerleri böyle delik ve vuruklu. Bütün ayrıntıyı düşünmüşler. Özellikle klavyede yani parmağınızın bastığı yerler oldukça başarılı. Bu arada arkamızdan araba sesi geliyor olabilir. Burası Fender Türkiye ofisi. Daha önce de söylemiştim sizlere. Oranın alt katındayız. Böyle kendilerini demin motor geçti böyle indi. Evet showroom yapmışlar. Bayağı çapır falandı böyle. Biz tam gireceğim sayıyorum içimden. 1, 2, 3 merhaba diyecektin. Tabii. Motor sesi geldi. Bu arada benim elimde gitar da relik. Evet. Yani arka tarafında böyle şöyle gösterecek olursam. Bayağı bir eskitme evet. Durumu mesela var. Mesela şöyle kıyaslarsak relikleri evet. Evet, biraz daha değil. Bende daha çok fazla delik delik yapmışlar. Bir de onda da var üst tarafında ama. İki şekilde relik yapıyorlar. Yani normal relik bir de heavy relik yapıyor. Heavy relik de artık toprağa falan gömüyorlardır herhalde. Böyle kırık mırık falan durumları var. Böyle ama sağlam de. Tabii ki sıfır evet. Bu kondisyonda. Seninki bu arada maple. Benimki evet, Rosewood var. Tabii öyle evet. Bir fark da var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bu 50'li yılların gitarı olduğu için zaten 56 Relic Strat diye 50'li yıllarda kullanılan evet, sap konfigürasyonu. Burada da yine gül ağacı tercih edilmiş. Bunun değişik bir sap konfigürasyonu vardı. Onu bize anlatır mısın Erdem? Yok. Benimkinde değil. Seninkinde. Bunda mı var? Onda var evet. Bunda ne varmış? O zaman ona bakayım. Burada o 56 Strat 10-56 V shape varmış. Değişik bir sap açısı o. Evet. Yani V standart. Ama normal bildiğimiz o sivri böyle elinizin bu sivri gelen kısımlarından değil açıkçası. Onu söylemek istiyorum. Saplarda benim dikkatimi çeken en önemli özellik böyle flamed tarzı bir durum kullanılması. Yani akça aç ama böyle damarlı ve dalgalı çizgi olan. Yani her zaman mesela şuradaki görmüş olduğunuz gibi kullanılan bir yapı yine bu sapta da kullanılmış. Bu arada şöyle bir durum var. Flame Maple'da yani Fender'in Custom Shop sipariş verirken sizin seçtiğiniz seçeneğe göre mesela buradaki harelerin fazla olmasını istiyorsanız işte 1A, 2A, 3A şeklinde evet. Yani fiyat da buna göre artıyor tabii. Kesinlikle. Ama 3A olunca mesela çok fazla yani flame işlemesi oluyor. Ve aynı şekilde Bird's Eye Maple'da da öyle. O mesela da benim sipariş ettiğimde ben evet. Double A istedim. Yani çok fazla gözenek olsun istedim. Yani buradaki desenin yoğunluğunu da kendiniz isterseniz belirleyebiliyorsunuz. Tabii yine aynı şekilde sap konfigürasyonunda ben mesela large C dediğimiz yani büyük C evet. Şeklinde sap tercih ettim. Benim bana gelecek gitar açıkçası bundan daha kalın. Yani her şeyi seçebiliyorsunuz. Gitarın yani sapın vidalarına kadar falan böyle kerestenin gibi. Kesim şeklinden tutun da yani manyetiğinden efendim pickguard'ına işte volume potları akor clutch'ta nasıl olsun her şey sizin elinizde yani o şeyi mesela sap kesim şekli deyince ben arkadaşlar size izlemeyenler lütfen izlesin La Cabronita Buraka tanıtımında quarter sound dediğimiz evet, quarter sound. Kesim şeklinin ne demek olduğunu zaten anlatmıştım bu gitarda kullanılan bir kesim evet. Şekli şöyle devam edelim başka ne özelliklerimiz var krom aksam kullanılmış ve aksamlarımız açıkçası paslı evet. Yine Erdem hocanın zihnindeki gitarın aksamları da aynı, evet. Evet, aynı şekilde relik. Paslandırılmış
şekilde. Yani bu gerçekten o yıllardan kalma bir bize durum sergiliyor. Hı-hı. İki parça hafif diş budak eş gövdeleri var gitarların. Onun haricinde baktığımız zaman gövde cilasında nitro lacquer bir cila kullanılmış. Yani bu birazcık daha böyle kırılmaya yakın böyle ince evet. bir cila diyebiliriz bunun için. Hı-hı. Yani zaten relik olduğundan dolayı siz de daha da fazla heavy rally'e doğru bu gitarı aldığınız zaman götürebilirsiniz açıkçası. Evet. Yine aynı şekilde o gitarda da. Zaten mevcut. Çoğu insan bu cilayı tercih ediyor ki gitar kolay aşınsın bir an önce relik hale dönüşsün diye. Ben de diye. Mesela ondan tercih ettim arkadaşlar. Evet. İnce cila tercih ettim. Aynen çünkü öyle. Kalın cilalarda hani aşınmıyor gitar, çizilmiyor da böyle bir hava gibi. Almıyor gitar. Hava mesela almıyor, ben evet. geçen bir yazıda okumuştum. Sound dergisindeydi galiba. Yani özellikle Eric Johnson falan yani gitarının hava alması için şu arkadaki tom bloğunun olduğu yerdeki yani şeyin hı hı. eşiğin olduğu yerdeki yere cila attırmıyormuş mesela. Orada natural bırakıyormuş oraya gitar çünkü hava alsın, ağaç hava alsın diye. Ya bu da öyle bir detaydı. Ama evet. Yani neticede yaşayan bir canlı gibi biraz bakmak lazım. Neme çok duyarlı enstrümanlar çünkü bunlar. Bir yandan da dikkat etmek lazım. Biraz manyetiklerden bahset istersen. Evet, manyetiklerden bahsedersek arkadaşlar burada hand-wired 50 strat üretilmiş. Bu normalde Fender'in hiçbir şekilde satışa sunmadığı ürünlerden. Yani bu sadece custom shoplara özel olarak üretiliyor. Yani custom shop sipariş vereceğiniz zaman bu gitarlardan tercih edebiliyorsunuz. Onu da bilmenizi istiyorum. Orada ise... Burada ise Tone'un kraliçesi diye bilinen Fender Custom Shop'un 50 yıllardan, yani fabrikanın ilk açıldığı günlerden itibaren manyetik sarıcısı olan Abigail Ibarra isimli Tonton teyzemizin kendi elleriyle sardığı pick-up'lar. Bunlar da sadece bu gitarla beraber geliyor. Başka hiçbir şekilde satın alınma gibi bir durumu yok. Böyle oldukça güzel. Üzerindeki mıknatıslar hafif yine relik, tam relik değil de birazcık matlaştırılmış. Tam böyle gıcır gıcır durması yani eskiliğe ayak uydursun diye. Ben bu gitarın bu arada rengine hastayım arkadaşlar. Yani bu sipariş ettiğim gitar Daphne Blue. Özellikle Facebook ve yani normal sayfamda da çok fazla paylaşıyorum resimlerini, araba resimlerini de. Evet. Bu Seafoam Green de dalga köpüğü rengi manasına geliyor. Çok iç açıcı böyle baktığınız zaman böyle çiçekler falan görüyorsunuz sonra başka tarafa bakınca. Çok güzel, ben çok iç açıcı bir rengi var. Ben şeyini açıklamadım hiçbir şekilde rengini vesaire bilgilerini. Ayıp. Ama ben sürpriz olmasını istiyorum o yüzden. Tabii. Bir şey en sona bırakalım rengini. Arkadaşlar biliyordur. Direkt videoda göstereceğim sizlere. Eyvallah. Onun haricinde baktığımız zaman başka neler var arkadaşlar. Klavye inleklerinde mikarta kullanılmış ve siyah yine alışa geldiğimizin dışında. Mesela hı-hı. orada beyaz. Burada siyah inlekler kullanılmış yani noktalar kullanılmış. Her iki gitarda da 6105 fretler var. Bunlar neydi mesela Erdem? 6105 fretler, yani şimdi normal jumbo, yani jumbo fretler birazcık daha kalın ve yüksektir, evet. Fakat Fender buna bir yani ek çözüm olarak çok kalın fret sevmeyen kullanıcılar için biraz daha dar ama hafif, yani biraz daha yüksek fretler dizayn etmiş. Daha jumbo diyebiliriz. Daha yani. Jumbo evet. ama birazcık daha yüksek. Evet. Ve bu perdenin şekli öyle bir şekilde ki perdenizin yani bend yaptığınız zaman veya uzun zamanlı çalımlarda perdenizin aşınmasını minimuma indirgiyor. Evet. Bu 6105. O yüzden çok güzel. Yani bir jumbo perdeyi aratmıyor açıkçası çalarken. Ben çok memnun kaldım. Evet. Ki benim gitardan da böyle gelecekti. Ben de merak ben ediyorum de nasıl diye. Evet, bu 6105 evet. bayağı iyi. Çoğu Fender'de de şu anda kullanılıyor zaten. 9.5 inç radyosu var her ikisinde de. Yani evet. en yuvarlak hattı diyebiliriz bunu arkadaşlar. Evet. Bu da yine güzel detaylar arasında. Kemik eşik var. Kemik eşik var ikisinde de. Her ikisinde var. De. Aşağı yukarı aslında özellikleri aynı. Bir de manyetiklerde biraz farklılıklar. Aynı değişik bir de rozluk. Bir de evet klavyelerde. Yoksa evet. ikisinde de double A kullanılmış. Hı-hı. Yani çift akça ağaç var. Yine keza çok kaliteli. Hı-hı. Eskitilmiş görüntü. İkisinde de relik. Aynı akort burguları. Yine deluxe. Tabi deluxe'ler. Şurada bakın custom shop logosu var. Her ikisinde de sapın arkasında. Görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu da yine detaylarımız arasında. Hı-hı. Yine birleşim yerinde görmüş olduğunuz gibi kapağında da Custom limited, Shop logoları var. Limited Edition yazıyor. Gerçekten da. Çok başarılıymış. Bu da Limited Edition bir model. Yani arkadaşlar dediğim gibi bunlar çok göreceli. Tabii Erdem hocanızın da dediği gibi siz bütün ayrıntıları kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani Custom Shop sipariş vermek isteyen arkadaşlar mutlaka Fender Türkiye ekibiyle iletişime geçmeli. Evet, ulaşamadıkları yerde zaten biz destek veriyoruz. Onlara yönlendiriyoruz arkadaşlar. Çünkü çok detay gerektiren bir iş ve onlar bu konuda çok uzman. Ben bile böyle sipariş vermeye
aa öyle mi, bu özellikle mi var, aa inanamıyorum evet. falan deyip bir sürü... Hele ki ben inanılmaz kararsız kalmıştım yani evet. yok şu da olsun mu bu da olsun mu, yok bunu çekelim mi bilmem ne falan filan derken. Çünkü yani insan düşündüğü zaman yani lan ağacı şöyle olsun, işte manyetikleri böyle olsun, rengi böyle olsun diye düşünüyor ama çok fazla seçenek var. Yani o listede çok fazla şık var. Ama buradaki arkadaşlar, tünel müzikteki arkadaşlar, yetkili arkadaşlar oldukça sağlam ilgileniyorlar. Siz lep demeden leblebi anlıyorlar, derdinize derman olabiliyorlar kesinlikle, bu konuda. Kesinlikle. O yüzden içiniz rahat bir şekilde gelip burada hem gitarları deneyebilir hem de siparişinizi verip gitarınızı beklemeye koyulabilirsiniz. Şöyle atladığım bir yer var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bu arada evet, şuralara kağıt koydum. Çünkü özellikleri ezberlemeye zamanımız olmadı açıkçası. Aha, evet. Bir de kendimizde böyle Fender tişörtlerimiz var sağ olsun. Buradaki değerli arkadaşlarımız bize tişört verdiler, giyer misiniz sağ diye. Biz de seve seve. Ama dedim geri vermem. Onlar da bende dalga geçti. Ne yapacağız dedi, biz senin terlemiş tişörtünü diye. Böyle bir aramızda durum oldu. Şimdi biraz ara verelim arkadaşlar. Bir bardak su içelim. Sonra işte birazcık tonlara bakacağız. Bir amplerimiz var. Tabii yine ben Princeton ampli kullanıyorum. Sen Princeton kullanıyorsun. Evet, bende süpersonik var. Evet. Onda tabii arkadaşlar kendi drive'ını kullanıyor amfinin. Ben ekstradan Exotin AC Plus adlı drive pedalıyla size drive karakterini veriyorum. Yumuşak, yani bu da güzel. Tabii yakın, bununla beraber, birbirine yakın. Evet, çok yani şey farklı değil. Şeylerde kullanabilirsiniz. Yani tube screamer da olabilir. Ne isterseniz kullanabilirsiniz. Bu kendi kişisel zevkinize bağlı. Onun haricinde yine Fender'in bir PA sistemi var. Passport 500 diye. Oradan biz kendi önümüzde monitörler var şu an. Kadrajın dışında olabilir ama yine resimlerimize bakabilirsiniz. Her ikimizin de Facebook profilinden. Onlar da zaten bütün detayları da görüntüyor. Bunlar da çok başarılı. Çok hoşuma gitti. Evet, yani çanta haline dönüşebiliyor. Mikser var bir tane. İki tarafta kolon var. Böyle çanta gibi birleştirip taşıyorsunuz. Ve mesela 2, 4, 6, 7 ben sayıyorum. Doğru mu saydın? Evet. Evet. Evet, 7 kanalda preamfili arkadaşlar. Yani 7 tane farklı enstrüman girip USB'ye direkt kayıt yapabiliyor. Öyle güzel özelliği var. Veya USB'den direkt mesela parçanızı okuyabiliyor. Ve bunu gibi detaylara birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz ara verelim, su falan içelim, sonra tekrar devam edelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerekli ayarları yaptık. Erdem hocamız tabii birazcık hasta. Arayı da birazcık o yüzden vermek istedim. Kendisi hala iyileşemedi. Geçmiş olsun bu arada. Gerçekten teşekkür çok ederim, uzun sağ sürdü. Olun. Bir talihsizlik arkadaşlar. Hastalık onun peşini bırakmıyor. Tez zamanda iyileşmesini istiyorum ben. Yok aslında iyiyim ya. İyiyim de burnumda bir tıkanıklık durumum var. Ama yakın zamanda bugün de bir tedavi süreci oldu. Yakın zamanda geçecek. Geçer, iyiyim geçer. Ya. Sadece sesim böyle sanki şiir albümü çıkaracakmışım gibi çıkıyor. Öyle bir durum var. Arkadaşlar mikrofon olarak Supersonic Amfi'de SM57 kullanıyoruz. Yine o da tabii efsane mikrofonlardan bir tanesi. Buradaki arkadaşlar Princeton Amfi'mizin önünde de her zaman kullandığımız Sennheiser'ın Evolution 606 mikrofonu var. Şimdi başlayacağız. Dediğim gibi clean tonlarda biraz örnekler vereceğiz sizlere. Önce Erdem başlasın. Sadece kendi ham halini sizlere göstersin, manyetiklerin nasıl bir performans olduğunu. Şimdi arkadaşlar her iki gitarda da ilk yarıda söylediğimi bilmiyorum, söylemedik galiba. 5 yol switch var. 3 tane single'ımız var. 5 yol switch var. 5 yol switch demek en alttayken sadece bridge'deki yani eşlikteki single çalışıyor. Bir üste aldığım zaman her ikisi de çalışıyor. Ortaya aldığım zaman ortadaki single çalışıyor. Bir üste aldığım zaman yani en üstün bir altını aldığım zaman ki benim en sevdiğim manyetik pozisyondur stratlarda. Üstteki single çalışıyor ve en yukarı aldığım zaman sadece neck yani sub manyetiği çalışıyor. Şimdi öncelikle bridge manyetiğinden başlayalım. Bu yani single manyetik oldukça yani humbucker'a nazaran birazcık daha düşük volümde olduğu için birazcık daha cılız ve ince bir tiz bir sound duyacaksınız. Fakat amfimiz çok güzel, gitarımız çok olağanüstü. Yani bunu bu tizliği kompanse edebilecek bir yapısı var gitarın. Hemen şöyle bir sesini duyalım. Çok gürültü sesi var açıkçası. Bayağı iyi yani. Ben yani şu anda böyle kendime hakim olamayıp böyle cevap. Ben de yani bunu çalıp onu çaldım böyle. Her ikisi de bambaşka gitar arkadaşlar. Yani bunları sakın birbiriyle kıyaslamayalım. Yani onu evet, öyle söylemek kesinlikle istiyorum. Olağanüstü gitarlar. Evet. Bir üste aldığımda ikisi çalışıyor. Bu birazcık daha funk ritimlerde falan kullanılan bir manyetik pozisyondur. O yüzden böyle ritim var bir şey çalayım. Thank you.
Geldik orta pozisyonu. Orta manyetik pozisyonu tam, evet tam orta manyetik. Orta bir sound veriyor. Sanki gitarın tam tellerin ortasına vurduğumuzda ne o bas ne de tiz sound vardır ya, o sound'u veriyor birebir. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Clean tone'dayım tekrar. Üste geldim. Benim manyetik pozisyonum burası. Evet, duyalım. Ve en üstteyim, sap manyetindeyim sadece. Bu birazcık daha kalın, yani daha koyu, daha dolgun bir ton duyacaksınız şu anda. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazı yerlerde okuyorum. Yani Custom Shop'un, Fender Custom Shop gitarların normal Fender'lerden, Amerikan Fender'lerden, Amerikan Deluxe serisi gitarlarında ne gibi farkı var, ne gibi değişiklikleri var gibisinden. Bir kere bu gitarların üretildiği fabrika ayrı bir fabrika. Amerika'da, Kaliforniya eyaletinde. Ve seçilen, kullanılan ağaçlardan, malzemelere ve kullanılan manyetiklere kadar her şey elle seçiliyor ve yapılıyor. Seçiliyor yani, seçilerek yapılıyor. Özellikle ağaçlardan bahsediyorum. O yüzden 4 dörtlük kalite, 4 dörtlük sound, 4 dörtlük güvenilirlik adına, daha doğrusu 4 dörtlük kalite adına Fender Custom Shop tamamdır arkadaşlar bizim gözümüzde. Test edildi, onaylandı, evet, burada. Çünkü gövde ağacından bayağı sapına kadar, yani mesela çok acayip bileşimler yapabiliyorsunuz. İşte bu gövdede 56 ama gül ağacı veya işte bu tür seçenekleriniz de var. Yani 56'lı yılların gitarını alıp mesela, evet, gövdede o da güzel, gül ağacı yapabiliyorsunuz. Keza benim tercihim böyle aynen olmuştu mesela. Ya ben işin sound kısmından bahsettim, evet, ses kısmından bahsettim. Yoksa ses, tabii ki onu zaten manyetiklerden yola çıkarak arkadaşlar bulabilir zaten Erdem. Yani çünkü satılmayan manyetikler alıyorsunuz, onlara özgü bir şey. Yani en azından farkı buradan yola çıkarak zaten hesaplayabiliyorsunuz. Aynen. Yani normal mesela bir luthier'e gidip işte benim gitarım şu oldu. Kendinize özel bir gitar yaptırıyorsunuz işte. Ama, ve Fender yani sizin açıkçası sizin sanki imzalı gitarınızmış gibi. Aynen. Manyetiğinden ağacına hazır kadar. Hazır seçenekleri toparlayıp, yeni bir ustaya gittiğinizde de hazır seçenekleri toparlayıp yapıyorsunuz zaten. Tabii ki. Yani aynen. Diyorsunuz ki gövde şu olsun, böyle olsun veya üstünde noktası olsun. Yani Fender'de de var ama Master Build dediğimiz kısma giriyor. Tabii normalde olanlardan birazcık daha pahalı. Bu arada söylemediğim bir şey var. Onları atladık. Köprülerimiz arkadaşlar. Yine vintage steel, evet, dediğimiz eskitme. Şöyle göstereyim. Paslı ben şu kamerayı tutacağım yakından. Evet. Şöyle ben de şuradan size göstereyim. Görebiliyorsunuz. Şimdi ben birazcık bunun tonlarını size göstermeye çalışayım. İşte bana eşlik edebilirsin. Tamam, olursa. Şeref duyuyorum. Ben de böyle manyetikler arasında değişik böyle sololar, ritimler Erdem'e eşlik edeceğim. Tamam.
Tek tek bir manyetik pozisyonlarını istersen evet, yani çıplak yani da göster istiyorsan. Tuşe çok acayip cevap veren bir gitarlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani evet, sizin en ufacık dokunuşunuzdan en sert vuruşunuza kadar çok hı-hı, değişik reaksiyonlar verebiliyor. Ve dip gürültüsü. Yani evet arkadaşlar bunlar da olacak ve benim acayip hoşuma gidiyor şu an o dip gürültüsü. Yani çünkü bu yani düşünsenize vurmadan bu sesi ben Zistap'ın albümlerinde duydum. Ben şöyle söyleyeyim. Şarkısın adı aklıma gelmiyor ama evet, birçok yani, şarkısında var. Şunu söylemekte fayda var. Yani 500 bin dolar bile olsa dip gürültüsü single gitarlı, yani single mic dediğimiz gitar, noiseless'ı haricinde tutuyorum. Evet. Single mic'li gitarsa dip gürültüsü olacaktır. Fakat dip gürültüsü clean tonda çok fazla hissedilmez. Özellikle sahne orkestrayla çalıyorsanız. Aynen. Fakat çok yüksek drive'larda, çok fazla yüksek drive'lı bir tonda çalıyorsanız ancak dip gürültüsünün önüne geçemezsiniz. Bunun için de zaten gürültü en önleyici pedallar, benim dereler. Şikayetim var ama ya bir konuda. Arkadaşları hı-hı, şikayet edeceğim sana. Söyle. Bizi takip eden arkadaşlar genellikle strat gitarlarla çok sert müzikler yapmanın peşindeler. Ben bunu anlamıyorum neden. Rock gitar şey rock tonu çıkar mı bu gitardan gibisinden. Ya rock'ta kullanan insanlar var yani. Ya var Blackmore falan, Deep Purple hani. Tabii canım Iron Maiden var kullanan. Evet en yani başta kullanıyorlar ama daha sertini yapmak istiyorlar. Bana mailler geliyor. Sen ne paylaşıyorsun inanamazsın yani. Ya şöyle söyleyeyim aslında. Metal ve thrash metallerden bahsediyorum ben. Yani. Şöyle söyleyeyim. Fender ağaç yapısı olarak aslında rock müziğe çok fazla elverişli bir gitardır. Evet. Çünkü genelde dış budak ve kızıl ağaç kullanılıyor gitarlarında. Bunlar da çok parlak tonlu ve çok karakteri çok belirgin ağaçlardır, ton veren ağaçlardır. O yüzden aslında tabii ki rock müziğe çok uygun fakat death metal veya benzeri şeyler işin içine girdiği zaman yani olur niye olmasın? Ya oluruna bir şey demiyorum. Yani ama işte daha detaylı bir pedal konfigürasyonu gerekecektir. Amfiyi ona göre seçmek gerekecektir falan. Ama sonra çok dip gürültüsünden dolayı şikayette bulunuyorlar. Dip gürültüsü yani dip gürültüsü şikayet edilecek bir şey. Yüksek gainlerden bahsediyorum işte ben. İşte yüksek gain demin dediğim evet, olaya geliyoruz. Yani o kaçınılmaz. Bunu çünkü bu gitar bu elimize görmüş olduğunuz. Bakın deminden beri burada beni tanıtımlarımdan hatırlıyorsunuz. Ben genelde daha virtüözite şeyler çalıyorum. Deminden beri burada hep böyle bluesvari şeyler çalıyor. Çünkü bu gitar o. Yani Urfa'da Urfa kebabı yemek ne demektir? İşte oraya gidince anlıyorsunuz. Evet, evet, oraya gidince anlıyorsunuz. İşte bu gitar da öyle bir gitar. Yani bu blues müziğe, daha rock and roll tarzı müziğe uygun bir gitar. Bir konuda ek bilgi geçmek istiyorum arkadaşlar. Elektrik Türkiye'de biliyorsunuz 220 yani. Amerika'daki o duyduğunuz soundların iki katı kadar burada elektrik geçiyor her şeyde. Evet. Yani amfisinden gitarına yani elektrik yani evdeki şeyinizi dinleyin floresanlar öter. Bunun buzdolabı sebebi, öter. Buzdolabı öter. Yüksek elektrikten kaynaklanıyor arkadaşlar. 220 volttan bahsediyoruz. Gerçekten bir yani zaten öldürmeye yetecek kadar güç demektir bu. Pedallara gelen enerji keza böyle yani yüksek elektrikten dolayı kaynaklanan bir gürültüden de bahsediyoruz. Topraklama anda buna bir çözüm ama yine de evet, çok fazla yeterli değil açıkçası. Lafını böldüm kusura bakma. Şu anda mesela Bill Sheehan diye bir adam var. Bas gitarist biliyorsun. Hı-hı. Mr. Bikin falan basçısıydı. Bir tane stüdyo yaptırıyor kendine bu adam. Ve
yani yapılan binanın yalıtımından tut, elektrik yalıtımı içinde kullanılan kablolara kadar her şey özenle yalıtılmış kablolar falan filan kullanılıyor ki sırf yani kayıtlarda veya benzer işte çalarken falan dip gürültüsü olmasın diye. Yani single manyetikli gitarda illaki dip gürültüsü olur. Yani bunun doğası bu çünkü. Anlatabiliyor Evet. muyum? Yani Noise gate pedalı kullanabilirsiniz ama birçok şeyden taviz, daha doğrusu... ha mesela noiseless manyetiğe değinelim birazcık. Evet. Noiseless manyetik diye Fender'in yine çıkardığı bir noiseless manyetik var. Dip gürültüsü yapmıyor. Yok dip gürültüsü. Fakat ben o manyetikte de açıkçası ki zevkler renkler tartışılır. Fakat yani onda da bu Stratocaster tonu ya bu Strat tonu dediğimiz Fender tonunu çok fazla bulamıyorum. Ama geçen gün mesela yine internette böyle dolaşırken gördüm. Malmsteen'in gitarlarını gösterdiği bir video Evet. vardı. Bir tane galiba 60 küsür model bir tane Stratocaster var. Üzerine Noiseless var. İnanamazsın çıkan tona. Yani Noiseless'a bakış açım değişti onu Ben izleyince. onu Deluxe gitarlarda keşfettim. Çok eskiden denediğim mesela Fender Deluxe serisi gitarların üstünde de Noiseless manyetikler vardı ve ben beğenmiyordum açıkçası şeylerini. Yani Evet. böyle bir tutukluk vardı gitarda. Bir şey engelliyordu onun tonunu böyle ama yeni çıkanlarda mesela onun önüne geçmişler. Yine Noises ama gerçekten o Fender'in o parlaklığını, o karakteristik Şey özelliğini miydi? alabiliyorsunuz. Neydi? N3, Kobalt. N3 diye N3 geçiyordu var bir de galiba. SCN diye bir şey var. Bilmem ne Kobalt noise falan. Öyle Ben geçiyor hatırlamıyorum şu galiba. an bir şey söylemek istiyorum Onlar onunla. yani var arkadaşlar. Dip Evet. gürültüsü yapmayan single da var. Efendime söyleyeyim single görünümlü humbucker da var. O da Neydi? kullanılabilir. Sam Duncan mıydı? Jimmy O, Junior var Jimmy örnek Junior var olarak. falan örnek verebiliriz. Aynı şekilde DiMarzio'nun da var Var bir bazı sürü şeyleri. var şeyim var, modeli var. Ama bu gitarla yapılacak olan en güzel yani buna yakışan blues'dur, O rock'n'roll'dur. zaman ben sana bir blues altyapısı gideyim miden. Hadi bir gir bakalım. Sen de Ha ben de şey yap. drive Ben al de. istersen. Ha Evet. şimdi dry tone'larına Evet bakalım. evet onları da hazır Aynı. böylece bakmış oluruz. Ben gene yani söylemeyeceğim. Switch'i değiştirdiğim zaman siz zaten manyetik pozisyon değiştiğini anlayın. Arkadaşlar kısacası tonlarımız böyleydi.
Şöyle tekrar kanalımıza geri dönelim. Şimdi ben Erdem sana çok teşekkür ederim. Gerçekten hassas. Rica ederim. Ben geldim. Bu arada sen drive göstermeyecek misin? Yani böyle ritim olarak çaldım. Ben de farklı manyetik şeyleri değiştirdim ama olmazsa ufak bir tane daha. İstersen yapalım. Sen tek tek. Ha, ben öyle kısa kısa sizlere göstereyim arkadaşlar. Ben mesela gitarlarda şeye çok dikkat ederim böyle her ne olursa olursa marka elime gitar aldığımda şu dengesine çok bakarım mesela üst telleri vurup sonra hemen alttan yaptığım harekette o tellerin aynı anda yani balanslı bir şekilde dengeli bir şekilde nasıl bir sesi geldiğine bakarım. Her ikisi birden eşit duyulur bir şekilde gidiyor. Yani bu gitarın benim kendimce kalitesini ölçmektir arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Şöyle tekrar devam edelim. Sesler o kadar da açık da değil arkadaşlar. Yani zaten evet. Bu feedback değil onu söylemek istiyorum. Ya daha eski videolarımızı zaten feedback ileri yapıyorduk. Bunu evet. Söylüyorduk zaten her seferinde. Yani sesleri açıyoruz. Biz ses açmayı seviyoruz arkadaşlar. O yüzden belki de kulaklarımız duymuyordur. Ben de birazcık zaten sağlıklı. Denkler şu an biraz duymuyor zaten. Evet, ya benim normalde de duymuyorum orada. Öyle bir şey de var. Sanırım yavaş yavaş içerideki artık kulağın içinde molekül mü deniyorlar bir şey bir şeyleri kaybediyorum yavaş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi single manyetikli gitarlarda en hoşuma giden şey ne kadar drive yani ne kadar drive'i kökleseniz dahi bu hani şu gitarlardaki şu şey var ya bu özellikle bu stratlardaki bu hani clean bir akustik gitarmış gibi böyle bir çatlama tonu var şöyle örnek vereyim mesela. İşte bunun aynısı yani ne kadar drive açarsanız açın yani drive tonunda da oluyor mesela. Onu çok seviyorum. O yüzden hastasıyız yani. Ben mesela şimdi şeyi de anlıyorum. Yani bu tarz mesela biz bu tanıtımlara başladıktan sonra tabii İlerleyen tarihlerde daha da iyi gitarlar çalacağız arkadaşlar. Elimize daha da iyi gitarlar gelecek. Buna inanıyorum. Tabii öyle bir şey yok da gündemde hani. Öyle tahmin ediyorum. Bu tür gitarları çaldıktan sonra o gitaristlerin surat ifadelerinin böyle yüzüne ekşiterek çalmaların falan ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Onu bir kere söylemek istiyorum. Gerçekten insan yani transa sokuyor. Aynen öyle. Başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Bir boyut daha açılıyor. O boyutta o hissiyat, o dokunuş yani o işte ruhunuzdan çıkan şeylerin, düşüncelerin buradan melodi olarak tekrar kulağınıza gelmesidir. Öyle adlandırabilirim en fazla. Bu arada biliyorsunuz Custom Shop gitarlar sizin siparişiniz üzerine yapıldığı için yani yaklaşık bir yapılma süresi 5-6 ayı hatta daha fazla zamanı siparişin yoğun, o anki oradaki siparişin yoğunluk durumuna göre bir 7-8 ay bile sürebiliyor. O yüzden bunu da ek bilgi olarak veriyorum ki sipariş verdikten sonraki bekleme sürecinizi belki de ilk yarıda söylemiştik şu an hatırlamıyorum ama bir bekleme süreci var. O yüzden oldukça kıymetli, üzerine oldukça titrenmiş ve milimetrik bütün hesapları yapılmış kusursuz gitarlar bunlar. Ben yani 20 yıllık bir gitarcı olarak naçizane
tavsiye ediyorum. Gerçekten sahip alınması gereken bir gitar. Benim elimdeki, Emrah'ın elindeki de öyle. Evet. Yani aşık olduk burada gitarlara. Çok güzel şey gerçekten. Arkadaşlar, ben hani tarzım gereği Strat çok seviyorum. Ben başka birçok marka da seviyorum, onu da söylemek istiyorum ama hani gönlümden geçen buydu. Ben bunu tercih ettim, bunu söylemiştim. Sen Strat sipariş ettin değil mi? Ben birazcık daha Telecaster sound'unu sevdiğim için. Lazım olduğunda değişiriz. Onu da zaten bir tanıtımını yapacağız. Gitarlarımız tabii, geldiği tabii. Zaman bir tanıtım çekimi onun yani için de yapacağız. Eylül-Ekim aylarını bulur arkadaşlar. Evet, şimdi ben tekrar teşekkür ederim sana. Gerçekten emeğine sağlık, ağzına sağlık. Çok sağ ol. Bir ufak performansla sizleri baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz bu tür konularla, yani gitarlarla ilgili konular için info@gitarteknikleri.com adresine mail atabilirsiniz. Veya sitemizden yorum yazabilirsiniz. Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Facebook'taki Gitar Teknikleri sayfamızdan. Bize oradan da mesaj gönderebilirsiniz. Biz hiç sıkılmadan hepsine cevap veriyoruz arkadaşlar. Onu bilmenizi istiyorum. Minik paranteze bir şey söyleyebilirim. Evet, aklıma geldi. Bu arada bu bahsettik ya, hani bazı seçenekler var, seçebiliyorsunuz falan gibi. Bunları da FenderCustomShop.com sitesinin Start Building kısmına girip orada Quit Sheet diye bir link var. Ona tıklayarak oradaki seçeneklerin ne olduğuna bakabilir. Olayın ne kadar detaylı düşünüldüğünü de görebilirsiniz. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. We'll be right back.